Esenlikler sevgili dergi takipçilerimiz. Bugünkü konuğum Öntürk Akademisi'nin kurucu üyesi, teorik fizikçi, doçent doktor Haluk Berkmen. Kendisi bir fizikçi ama biz onu daha çok modern bilim, felsefe, sufizm, ezoterizm, spiritüalizm, kuantum fiziği ve eski çağ tarihi, dili, kültürü konularında yaptığı araştırmalarla ve yerli ve yabancı dergiler için yazdığı makalelerle tanıyoruz. Sayın Haluk Berkmen'e ait yayınlanmış metinler, Asya kültürünün dünyadaki izleri, kadim diller ve yazılar, kuantum bilgeliği ve tasavvuf, üniversiteler içinde fizik mekanik ders kitabı. Sayın Haluk Berkmen'in bildiği yabancı diller, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İsveççe. Evet, şimdi Sayın Berkmen ile kök dilimiz Ön Türkçe hakkındaki söyleşimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Haluk Hoş Bilgen, bulduk onur verdiniz. Ayşe Hanım. Katıldığım için ben de çok mutluyum bu programa. Evet, Biz de kabul dinliyoruz sizi. ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hemen ilk soruma geçiyorum. Yeryüzünde konuşulan ilk dil bulundu mu? Evet, bu güzel bir soru ve bu konuda hakikaten çok tartışmalar halen devam ediyor. İlk dil için bir coğrafi bölgeden söz etmek gerekebilir. Ve bu coğrafi bölge aslında 33 bin yıl önceki buzul çağı dönemidir. Bu buzul çağı başladığında 33 bin yıl önce Orta Asya'da üst ışın bölgesinde bulunan kemiklerle birlikte 33 bin yıl önce insanların burada yaşadıklarını biliyoruz. Ve buzul çağı başlarken de buradan dört yana doğru insanlar dağıldılar. İşte bu Kuzey Asya'dan Amerika kıtasına geçtiler. Kuzey Avrupa'ya, ondan sonra Karadeniz'in doğusundan Anadolu'ya, hatta Kazakistan'a bile indiler. Sonra tabii bu durum bir ortak dilin yayılmasına, bir kök dilin yayılmasına neden oldu. Bu kök dili eğer konuşmak veya paylaşmak istiyorsak şöyle diyebiliriz. Kök dili buradan görüyoruz, değil mi? Evet. 13 bin yıl önce dünyadaki dil grupları Ön Türk'ün bulunduğu bölge mavi ile gösteriliyor burada. Güneydoğu Asya'da Kmer dili gelişmiş. Ve Güney Afrika'da da Khoisan. Yani dünyada bunun dışında, bu üç dil grubunun dışında 13 bin yıl önce herhangi bir dil grubu yoktu. Şimdi bu dil gruplarından en önemlisi bu Orta Asya'daki Ön Türk dili. Fakat neden Ön Türk olduğunu da söyleyeceğim ama bunu söylemeden önce burada ikinci dağılımdan da söz etmek gerekir. Çünkü bu buzul çağı bittikten sonra 13 bin yıl önce bitiyor buzul çağı. Ve 13 bin yıl önce bittikten sonra işte bu ne haplogrupu, yani haplogrup bir genetik böyle bir dizi kod olarak düşünülebilir bizim DNA'mızın içinde. Ve bu haplogrup gördüğünüz gibi hem deminki dağılım haritasına tamamen birebir uymaktadır. Yani Güneydoğu Asya'ya, Kuzeydoğu Asya, Avrupa'ya, hatta Afrika'nın kuzeyine dahi dağılım olmuş. Bu 13 bin yıl önceki bu insanlar bu ikinci dağılımı yapmışlar. Peki bunu yaptıkları vakitte bir dil taşımışlar. İşte ben bu dilin ne olduğunu size söyleyeceğim. Kök dil Asya kökenli bir dildir ve bunu dilciler kabul ediyorlar. Fakat bu dil hakkında ne isim verecekleri hakkında tam bir anlaşma yok, anlaşamıyorlar. Avrupalı dilciler nostratik diyor bu kök dile, yani ilk ortaya çıkan Asya diline. Amerikalılar Boreyan diyorlar ve Macar dilciler de Turanian diyorlar. Ve bunun nedeni, her bir kültürün, yani mesela Avrupalılar ve bilhassa Ruslar nostratik demeyi tercih ediyorlar. Bu bizim tabakamız, bizim grubumuz anlamında bir sözcük. Boreyan sözü kuzey dili
anlamında bir sözcük ki o kadar yanlış değil. Çünkü Kuzey Asya'da çıkmış bu dil esas itibariyle başlangıcı. Ve Macarlarınki de belki çok doğru. Çünkü onlar da Turan dilinden söz ediyorlar. Ve bildiğiniz gibi Turan bölgesi çok geniş bir Türklerin yaşamış olduğu bir alan oluyor. Ve Amerikalı dil bilimci Mary Trulin, 1944 doğumlu, The Origin Languages adlı kitabında, yani dillerin ortaya çıkışıyla ilgili görüşü var. Ve diyor ki Kuzey Asya'dan kaynaklanan bir dil, Kuzey Afrika'yı, tüm Avrupa'yı, Asya'yı ve yeni dünya yani Amerika'yı kapsamıştır. Bu dil ağacının en iyi kanıtlanmış dalları Avrasya dili, Afrika-Asya dil grubu yani bunlar. Amerika, Amerindian yani dedikleri American Indian anlamında Amerika dilleri ve Amerika kıtası dilleri. Yani bu esas itibariyle bu üç grup var ortada ve her üç grubun da kökeni ön Türkçedir benim görüşüme göre. Ben diyorum ki yani Nostratik, Boreyan, Turanyan dil grubu olarak kabul edilen ilk kök dile ön Türkçe diyebiliriz. Peki neden ön Türkçe diyebiliriz? Onu size burada atayım. Yani ön Türkçe dememin neden olsa gerek, öyle değil mi? Şimdi bunun sebebi de şu, 12 bin yıl önce tüm Kuzey Yarımküre'de tek bir dil konuşuluyordu. Bu kök dile ön Türkçe demek uygundur, zira bu kök dil tek heceli sözcüklerden oluşmuştu, tek heceli. Ve zamanla tek heceli sözcüklere takılar eklenerek zenginleştirildi bu dil. Bu tek heceli kök sözcükler halen dilimizde yaşıyor, yani Türkçe'de var. Bu özellik sadece Ural-Altay dillerinde var. Yani kök sözcüklerin binlerce, on binlerce yıl kaybolmadan bir dilin içinde, dil grubunun içinde devam etmesi sadece Ural-Altay dilleri için geçerlidir. Nitekim ön Türkçeyi kök sözcüklerin örneğini verebilirim. Mesela doğa seslerinden yansıyarak ortaya çıkmış olan kök sözcükler var. Mesela tak, su, pat, kır, yak dediğiniz vakit bunlar doğadaki seslerin yansıması olarak kabul ediliyor. Mesela tak sözü işte bir toprağa veya taşa vurduğunuzda, tahtaya vurduğunuzda tak diye bir ses çıkar. Su sesi de aynı suyun akışı. Dikkat ederseniz su da böyle bir ses sesi çıkararak fırıl fırıl şırıl şırıl akar. Pat yine bir kök sözcüktür. Kır, yak. Ve tek heceli gündelik sözcükler var, bir pek çok. Mesela el, kol, göz, dağ, tek, bol, göl ve bunun gibi yüzlerce tek heceli sözcükler var. Ve bu tek heceli sözcükler yeni değil. Bunlar binlerce yıl önceden günümüze kadar hiç kaybolmadan devam ede gelmiş olan sözcükler. Ve bunlara takılarak bu dilin zenginleşmesi sağlanmış. Mesela eylem gösteren tek heceli sözcükler var. Gel, git, koş, al, at, bas, boz. Bunlar da eylem. Yine bakın dikkat ederseniz tek heceli ifade ediyor bu sözcükler. Yani insanlar gündelik hayatlarında gerekli olan tüm sözcükleri, ki bunlar çok fazla değil, belki birkaç yüz tane, bu gerekli olan sözcükleri üretmişler ve bunların çoğunu da doğadan duydukları seslere benzeterek oluşturmuşlar. Ama yine de tek heceli sözcüklerle başlamış her şey. Ve korku, hayret nidaları dahi yine şeyden geliyor. Yani doğadaki seslerden geliyor. Mesela ov dediğimiz vakit, u dediğimiz vakit, ış dediğimiz vakit bunlar halen bugün günümüzde kullandığımız nidalar ve bunların da kökeni doğadaki seslerin bize nasıl etki ettiği ve onu bizim nasıl algıladığımıza bağlı olarak. Mesela u sesiyle ulu sesi arasında çok yakın bir ilişki var. Yani kurtların uluması farz edelim. Onların da uu diye bir çıkardıkları ses var. İşte oradan alınıyor ve kurtun ulu oluşu veyahut da çok önemli
bir hayvan olarak kabul edilişi Türkler tarafından, Asya'daki Türkler tarafından buna ulu sesiyle U'dan türediğini düşünebiliriz. Demek oluyor ki ön Türkçe çok kadim ve çok eski, belki de dünyada konuşulmuş olan tek dildir. Fakat ne Nostratikçiler, ne Boreancılar, Turancıları kastetmiyorum ama bu iki grup, yani Avrupalı ve Amerikalı dilciler hiçbir zaman Türkçenin esas kök dil olduğunu kabul etmek istemiyorlar. Neden? Çünkü onlar için kendi dil grupları daha bir önemliymiş gibi geliyor ve onu daha öne çıkarmaya çalışıyorlar. İşte bunları gördükten sonra üçüncü bir grup dağılımdan da söz edebiliriz. Yani Asya'dan dağılım bir tek kere olmamış. Bir kere şeyden önce, yani buzul çağından önce olmuş. Buzul çağı başlarken, yani tabii ne olmuş? İnsanlar beslenemez olmuşlar. Buzullar, soğuklar inince hayvanlar kaçmaya başlamış. Bitkiler üremez olmuş tabii. Ve insanlar da artık beslenemeyince oradan uzaklaşmaya başlamışlar. İkinci buzul çağından sonraki dağılımda 13 bin yıl önce oluyor. O da buzul çağı bittikten sonra havalar ısınınca yeniden bir dağılım başlıyor. Üçüncü dağılım ise günümüzden 3000 ile 3500 yıl arasında oluyor ki dikkat ederseniz bu dağılımın sonucunda hem doğuya hem de batıya, özellikle Anadolu'ya doğru ve Mezopotamya'ya doğru göçler oluşuyor. Ve bunlar işte mesela isimler de vermişler. Afanasyevo ve Andronovo kültürleri adını vermişler. Tabii bunun isimlerin Türklerle ilgisi yok ama aslında bunların yaşadığı topraklar Türk toprakları ve orada yaşamışlar. Nitekim bakın Altay dağlarını burada gösteriyor. Altay Mountains diye yazmışlar. Demek ki Moğolistan, Çin ve Rusya'nın kesim noktalarında, yani Altay bölgesinde büyük çapta bu kültür oluşmuş. Ve bu kültür değişik arkeologların isimlerine alarak, kimine işte Afanasyevo, kimine de Andronovo demişler ki bunlar Rus araştırmacılar, yani arkeologlar. Onların isimlerine atfen verilmiş bu ama ilgisi yok tabii. Bu oradaki insanların, binlerce önce yaşayan insanların kültürü bu. Ve BMAC de var aynı zamanda 2200 ile 1500 yıl arasında burada bulunduğunu iddia ediyor. Bakın tarım basın diyor. Yani bakın bu haritayı ben yazmadım. Tarım bölgesi, yani tarım Türkçe halen bugün kullandığımız bir sözcüktür. Ve Gansu başlayan Kansu aynen Türkçe. Ve BMAC de şudur. Belh Melv arkeoloji kompleksi. Aslında onlar Baktriya Marginala arkeolojik kompleks diyorlar. Ama bizim anladığımız anlamda Baktriya dedikleri yer Belh. Belh, Merv. Bunlar şu anda Afganistan'da olsa bile bu şehirler, orada Türkler yaşamış uzun süre ve 2200'den 1500'e kadar 700 senelik uzun bir yerleşim bölgesi. Ve buradan işte Mezopotamya'nın güneyine gidiyorlar ve belki de daha da önce gidiyorlar. Yani 3000 yıllarında milattan önce ve buraya yerleşiyorlar. İşte Sümerlerin buraya gelişi, oradan sonra kuzeye doğru dağılımları ve ta Anadolu'ya kadar gelmeleri bu şekilde oluyor. Dolayısıyla bu dili, yani dili her tarafta ve her şekilde görmek mümkün. Şimdi bu dillerden ben size türeyen dil gruplarını... Hocam yani... Haluk Hocam, o zaman evet. Tüm dillerin onun kökünden türediği ortak bir dil ağacından söz edebiliriz. Doğru mu? Evet, evet. Ortak bir dil ağacından söz edebiliriz ve bu dil ağacının da size burada evet, tablosunu gösteriyorum. Ön Türkçeden türeyen bilinen... dil grupları. Çünkü ön Türkçe... Evet. Buyurun. Bu ön Türkçe çok en eski dil grupları hocam hangileridir? Eski değil, halen bugün bile konuşulan diller bunlar. Yani bir kısmı kaybolmuş, bakın anlatıyorum. Bunların içinde Hint-Avrupa grubu var, Ural-Altay grubu var, Kafkas grubu var ve Kuzey Afrika
grubu var. Şimdi bu gruplardan en önemlisi olan Ural Altay en kadim gruptur. Diğerleri hepsi daha sonra gelişmiş gruplar. Mesela Hint-Avrupa dil grubu milattan önce 1500-1700 yıllarında ortaya çıkmış. Ama Ural Altay dil grubunun geçmişi belki 10 bin yıllara kadar gider. Gerçi diğer bütün diller de bu Ural Altay diyebileceğimiz ön Türkçenin devamı olan gruplardan türemiştir. Şimdi Ural Altay dil grubunun 4 tane ana kolu var. Ural grubu, Batı Altay grubu, Doğu Altay grubu ve kaybolmuş bir grup. Şimdi Ural grubundan söz edecek olursak bunlar Fince, Macarca ve Ob-Ogur grubu. Ob-Ogur Kuzey Avrupa oluyor. Onların konuştuğu diller Ural grubu olarak kabul ediliyor. Batı Altay grubunda mesela Özbekçe var, Kazakça var, Moğolca var, Türkiye Türkçesi var, Azerice var, Gagavuzca var, Çuvaşça var ve daha pek çok küçük ağızlar ve lehçeler var. Ama bunlar belli başlı Türkçenin Batı Altay grubuna ait olan dilleri. Bugün mesela Özbekçe ile Kazakça ile biz pek yakın değiliz gibi geliyor. Ama onlar da aslında Türkçenin birer gelişmiş dilidir. Şimdi Doğu Altay grubuna gelince Yakutça, Korece, Japonca ve Aynu dili ki bunlar işte Kuzey Doğu Asya'nın dilleridir. Korece, Japonca, Yakutça ve Aynu dil. Aynu da yine Japonya'da yaşayan ve çok eskiden oraya geçmiş olan bir grup. Doğu Altay'ın bir başka grubu da var. Atabaşkan ve Kızılderili dilleri de Doğu Altay'dır. Çünkü onlar kuzeyden yani Bering Boğazı'ndan Amerika'ya geçmiş olup da halen bu dili konuşanlar, onlara da Doğu Altay grubuna ait diller diyebiliriz. Ondan sonra kaybolmuş diller var. Yani aslında Ural Altay dil grubuna ait olup da halen bugün konuşulmayan ve kaybolmuş olan fakat yazıları bulunmuş ve okunmaya çalışılan diller bunlar. Mesela Sümerce, Elamca, Etruskça, Kıbrısça ve Giritçe. Bunlar kadim dönemde yani günümüzden binlerce yıl önce orada o bölgelerde mesela Sümerce Mezopotamya'da, Elamca hemen onun doğusunda, Etruskça İtalya'da, Kıbrıs ve Girit adalarında da bazı diller, yazılar geliştirilmiş ve konuşulmuş ve biz bunları bulduk ve yavaş yavaş çözülmeye de başladı. Ve nihayet Asya'nın yerel ağızlarından da söz edebiliriz. Onlar da kaybolmuş büyük çapta. Çünkü her geçtiğimiz gün Asya'da bir dil ölüyor. İnsanlar, yaşlılar öldükçe gençler o dilleri kabul etmeyip de konuşmadıkları için o dillerin kaybolmakta olduğunu biliyoruz. Şimdi bu dillerden söz ettikten sonra yazıdan da söz edebiliriz. Zira bu yazıyı da başlatmış olan yine Asya'daki insanlardır. Ve yazının gelişimi de ilk önce resim yazısı ki buna piktografik yazı deniyor. Ardından Orta Asya'nın damga yazısı, ardından da sözcük yazısı, hece yazısı ve hece yazısından da harf yazısı ortaya çıkmıştır. Mesela sözcük yazısına örnek olarak Çin yazısı sözcük yazısıdır. Sümer yazısı sözcük yazısıdır ve aynı zamanda Indus Vadisi'ndeki yazı türü de yine sözcük yazısıdır. Hece yazısı da daha sonra sözcük yazısından paralel olarak veya biraz daha sonra ortaya çıkmıştır. Ki bu mesela Kuzey Avrupa değil de Asya, Afrika dillerinde mesela Arapça, İbranice'de hece yazısını buluyoruz ve oradan da nihayet Doğu Akdeniz'in bölgelerinde gelişmiş olan yazılar var ki biz bunlara harf yazısı artık diyoruz. Harf yazısı da yine Ugarit olan bir şehirde, Ugarit adlı bir şehirde Doğu Akdeniz'de ilk harf yazısı ortaya çıkmıştır ve bunun nedeni de hece yazısının oldukça karmaşık oluşu ve çok fazla hece veya sözcük yazısında çok fazla sözcüğe gerek duyması, harf yazısının bunu çok daha basite indirgemiş olmasıdır.
ve nihayet Asya'dan yayılan yazı tarzlarından da söz edebiliriz. Yani yazı şekillerinden söz edebiliriz. Mesela Asya'daki simgeler ve damgalar Orhun yazılarına dönüşmüştür. Orhun kitabelerindeki yazı şekli ve Yenisey'deki yazı şekli sonradan bunlar işte Avrupa'ya da geçmiştir bu yazı tarzı. Mesela Vikinglerin yazılarında bunu buluyoruz. Diğer Asya'dan gelen Indus Vadisi'ndeki, Hindistan'daki ve Pakistan'daki Indus Vadisi'ndeki yazı tarzı dediğim gibi bir sözcük yazısıdır. Ve oradan da Mezopotamya'ya geçiş vardır. Sümer, Elam, Hitit yazıları ve nihayet Mısır, hieroglif ve Koptik, Demotik yazılar yine Mezopotamya yazılarının devamı olarak kabul edilebilir. Ve Ugarit'te ilk dediğim gibi daha önce Finike'de olan Ugarit'te bir şehir bu. İlk alfabetik yazı yani alfabe yazısı başlamıştır. Ve ondan sonra Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Girit'te, Etrusk yazısında, Yunan ve Roma yazılarında da halen kullandığımız Roma Latin alfabesinde de yine alfabetik yazı gelişmiştir. Öte yandan doğuya gidildiğinde de Çin ve Japon yazı tarzları vardır. Ve ondan da Amerikalıların da bir miktar fazla gelişmiş olmamış olsa dahi Olmec ve Mayaların da yazıları olduğunu biliyoruz. Demek ki bütün bunların temeli ve kökeni Asya simgeleri, damgaları ve resim yazısıdır diyebiliriz. Hocam o zaman bütün bu alfabeler ön Türkçe damgalardan esinlenilerek oluşturulmuş oluyor. Damgalardan ve simgelerden. Simgelerden, evet. Daha doğrusu resim yazısıyla başlıyor. Resim yazısıyla başlıyor ve hemen ardından da damgalara dönüşüyor. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Haluk hocam. İnşallah tekrar yapmak istiyoruz sizinle. Ben de çok memnun olurum. Çünkü sizin ne kadar derin olduğunuzu biliyoruz. Donanımlı olduğunuzu. Bu yetmedi, doyamadık. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz. Doğru, haklısınız. Bu çok kısa sürdü ama inşallah bir daha yaparız tekrar. Tamam hocam. Çok teşekkürler.